Yani Zaten şerden kurtulmak, kurtulmak için, korunmak için. Evet. için, korunmak için. Hastalıktan şimdi, korunmak için de yapıyorlar bana, bu burada, gömlekleri. Burada şimdi bir şey soracağım. Renkler. Şimdi ben bir evet. sembol bilimci olarak soruyorum. Renkler. Niye böyle daha pastel renkler seçiliyor? İkincisi. Yazı ve sembol. Ama hepsinde değişik. Tabii yazı ve sembol. İkincisi. Belki hani işte yazı ve sembol dedik. Üçüncüsü de. Bunların daha çok yazıyla sembolün iç içe girdiği yerlerdeki anlatım dilinde neler var? Onları da söyleyeceğim. Evet. Onları da söyleyeceğim. Fakat bu şu anda görmüş olduğumuz tılsımlı gömlek Sultan Veled Hazretlerine ait. Sultan Veled kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğludur ve Çelebi Hüsamettin'den sonra posta oturan kişidir ve Mevleviliğinde asıl kurucusudur Sultan Veled. Sultan Veled'e ait bir tılsımlı gömlek, tılsımlı gömlek görmektesiniz. 94'ü alabilir miyiz? Tılsımlı gömleklerin şahı evet. geliyor şimdi. Evet. Tılsımlı gömleklerin şahı 94 geliyor. 94'ü alalım arkadaşlar. Bakın evet. efendim, bu tılsımlı gömlek Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait efendim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üftade Hazretlerine intisap etmeden, yani bağlanmadan, yani sufi, yani derviş olmadan önce Bursa kadıydı. Kadısıydı. Bursa kadısıydı. Bursa kadısıydı ve yani. bütün İslami ilimleri biliyor. Yani... Tılsımlı gömlek yapmak şayet haram olmuş olsaydı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bu tılsımlı gömleği yapmazdı. Ve ayrıca Aziz Mahmut Hüdayi'nin bir rivayet e, vardır ki e, bir adam e, karısına söz verir. Bu sene hacca gideceğim, bu sene hacca gideceğim her sene verir. E, fakat gidemez bir türlü işleri yolunda gitmez. Tam onu anlatıyordum tutup parası götürüyor evet. hırkanın eteğinden. Parası yetmez. E, bu sefer der ki bu sene gidemezsem seni boşayacağım der karısına. E, fakat yine parası olmaz ve işler yolunda gitmez. Bu sefer e, gelir Ahmet Hüdayi Hazretleri yanına ben der böyle böyle bir söz verdim. Ya e, hatunu boşayacağım ya hacca gideceğim ama param yok. Hac e, kafilesi çıkalı iki ay oldu. Bizim kaldı şurada bir ayımız vesaire neyse ne kadar sürede gidiyorlarsa şu kadar günümüz kaldı. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Benim bu sözümden, yeminimden dönmem lazım. Ne yapmam lazım? Ki yeminden dönmek için belli usuller vardır zaten İslam'da. İşte kurban kesmek vesaire bilmem ne ama şimdi 3 kere boş Akıl ol. Akıl almaya gitti yani. Evet, 3 kere evet. boş ol demek bunlardan bir hiçbirine girmiyor. Direkt bo boşanmış evet. oluyorsunuz. Bunda da ayrı bir katı kural vardır. insanlar öyle kızgınlıkla boşanmasın diye. O da onu hacca gönderiyor. tayyi mekanla ve geri dön geri döndürüyor. tabi herkesten erken geliyor. Adam karısına anlatıyor durumu. Ben diyor hacca gittim. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri beni gönderdi. Hac e, vazifemi yerine getirdim farizamı yerine getirdim. Şöyle oldu, böyle oldu. Kadın inanmıyor tabii ki. Kadıya gidiyor bu sefer. Diyor ki bu bana böyle böyle söylüyor. Yalan söylüyor diyor. Kadı da diyor söz bu. Sen de sözün itibar edilecek değil. Ee, biz diyor sizi boşayacağız. Yapacak bir şey yok diyor. O da şahit olarak Aziz Mahmut Hazretleri'ni çağırtıyor diyor. Aziz Mahmut Hazretleri geliyor. Durumu anlatıyor. Ondan sonra şu delili veriyor. E, ee, adam da diyor ki ben diyor oradan bazı hediyeler aldım. Paramın yettiğince bizim köylülerden birkaç tanesine verdim. Onlar getirecekler. Haç kafilesi dönünce diyor onlar getirecek. Bizi o zamana kadar boşamayın. Eğer diyor Haç kafilesi döndüğünde bu hediyeler gelmezse benim orada aldığım, benim orada göründüğüm olmazsa Hoşeyebilirsiniz diyorlar. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre bekleniyor ve sonra hakikaten o kişinin orada olduğu, onlarla beraber tavaf ettiği ve hediyeleri getirdiği anlaşılıyor ki bu zaten kadı... nasıl bir yolculuk yapmış. Bunun belgesini Hangi söyleyeceğim. Yani. Evet. Hocam bitirince evet. bunun bu olayın belgesi. Evet. Hocamın anlattığı bu, bu olay. zaten kadı şeyinde var evet. bunlar. Evet onu arz yani, edecektim. Osmanlı çok şeydir. Eee kayıt kayıtçıdır. Hasan Kamil Yılmaz beyefendinin Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz beyefendinin Aziz Mahmut Hüdayi Tarikatı ve eserleri diye bir kitabı var, çok meşhurdur. O kitabın içerisinde e, hocamızın, Ali hocamızın anlatmış olduğu A, mevzuyu anlattıktan sonra dipnota şunu düşmüştür. Şu şu kayıtlı dosyada, Bursa'da şu kütüphanede bu davanın şeriye sicili deniyor. Bu davanın tutanakları görülmüştür diye evet. e, yazmış. Yani olay doğru. Bir tane de ben anlatayım hocamın evet. anlattığı gibi ki bu tılsımlı gömlek hani galaksiler arası yolculuk yaptırıyor mu? Yıldızlar arası yolculuk yaptırıyor mu? Zamanda yolculuk yaptırılıyor mu? Daha net anlaşılsın diye. Meşhur Laleli Camii var. Bir de Laleli caminin önünde Zaman oturan Zaman yolculuğu yaptırıyor mu aslında evet. Asıl konumuz. Evet. Mu? evet. Laleli Camii'nin önünde de oturan bir laleli baba var. Laleli babanın üstünde bir tılsımlı gömlek var. Hep ondan gezermiş ve onun tılsımlı gömleği lale motifli. Yani sırtında. Çünkü lale İslamiyet'te Hazreti Allah'ı, gül de peygamber efendimizi e, temsil eder. Üstünde lale motifli ve takkesinde de hatta lale motifi olan bir kıyafetle dolaşıyor ve tılsımlı gömleği, gö, gömleği de o şekilde. Şimdi diyorlar ki Efendi sen burada caminin önünde oturuyorsun. Ayakkabıcılık yapıyormuş. Aynı zamanda da takke tesbih falan bir şeyler satıyormuş. Efendi sen burada caminin önünde oturuyorsun. O zaman o caminin adı tabii Laleli Laleli Camii değil. Sultan Mustafa Camii. Sultan 3. Mustafa'nın yaptırmış olduğu cami. Biz senin 5 vakit namazı bırak. Cuma namazına bile geldiğini görmedik. Sen bir de dervişlik taslıyorsun diyorlar gülüp geçiyor. Bu olayı bir de başka taraftan anlatanlar olmuş. Şöyle ki ya biz onu Mekke'de gördük, Medine'de gördük, Kudüs'te gördük namaz kılarken filan diye. Bu iki tezat bilgi Sultan 3. Mustafa'nın validesi Mihrişah Kadın Efendi'nin kulağına gidiyor. Ve Sultan 3. Mustafa'nın validesi Mihrişah Kadın Efendi e, geliyor şeye caminin önüne. Diyor ki e, kendisini tanıtmadan Efendim diyor sizin hakkınızda diyor şöyle şöyle rivayetler var, şöyle şöyle rivayetler var. Ben çok merak ettim diyor. Hangisi La, doğru? La, La Laleli Baba da diyor ki sen eğer Sultan Efendi olmasaydın bu soruna cevap vermezdim diyor. Hadi bir de gözünle gör diyor. Tılsımlı gömleğimin ucundan tut diyor. Tutturuyor tılsımlı gömleğinin ucundan. Kapat gözünü diyor. Bir bir de soruyor nereye gitmek istersin? Namazı nerede kılalım? Mekke'de mi Medine'de mi? Medine'de kılalım efendim diyor. Medine'ye gidiyorlar. Bir anda kayboluyorlar. Kaynaklar öyle söylüyor. Ve tekrardan döndüklerinde bu olayı Sultan 3. Mustafa'ya anlatıyor annesi. Ve Sultan 3. Mustafa bunun üzerine Laleli Baba'yı huzuruna çağırıyor. Laleli babayla çok hoş bir sohbet yapıyorlar. Orada bir başka bir mevzular var. Oraya girmeyeceğim çünkü konudan saparız. Huzurda başka bir şeyler de konuşulmuş. Belki merak edenler için bir cümle söyleyeyim. Dünyadaki en güzel şey, üç şey nedir diye nedir sormuş diye vesaire. E, ondan sonra hatta zindana attırmış cevabı yanlış anlamış padişah. Evet. Sonra doğru anlayınca tekrardan çıkarttırmış. Girdin artık tam anlat orayı da. E, i̇şte <laughs> tamam. diyor ki, efendim diyor. bu kadar irşadınıza mazhar olduk, sizin sohbetinizi dinledik. E, bir de diyor bir ayrılmadan bir hikmetli söz söyleseniz diyor. Mesela ne söyleyeyim e, sultanım diyor. O zaman soruyu ben sorayım diyor. Dünyadaki en güzel üç şey nedir diyor. O da diyor ki Laleli Baba da efendim diyor dünyadaki en güzel şey üç şey dünyadan tat almaktır, yemektir ve tuvalete gitmektir diyor. Sultan Mustafa diyor ki ya sen az önce ne kadar hikmetli kelamlar ediyordun <laughs> sen benden kafa mı buluyorsun eğleniyor musun benimle diyor ve zindana attırıyor. Zindana giderken zindancılara diyor ki Laleli Baba ben burada diyor en fazla bir bilemediniz iki gün kalırım. Hakikaten de daha e, Laleli Baba kapıdan çıkar çıkmaz Sultan Mustafa'ya başlıyor bir sancı. Üç gün boyunca yemek yiyemiyor. Lavaboya gidemiyor. Hayat zehir zıkkım zindan oluyor. Diyor ki ne demek istediğini anladım. Laleli Baba demek istermiş ki hikmet her daim şükür ehli olmaktır. Onu demek istemişti. diyor. Hazreti çıkarttırıyor ve diyor ki elini ayağını öpeyim beni affet. Diyor ki affetmek Allah'a mahsus. Ama senden bu halin kalkmasını ister isen caminin adını değiştireceksin. Benim adımla anılacak bir de bana türbe yapacaksın. O zaman diyor Allah için sana dua ederim. Bu hastalığın geçer diyor baş üstüne diyor.